Programımıza başlamadan önce sizleri başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm aziz şehit ve gazilerimizin huzurunda saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Lütfen dikkat. Evet, çok değerli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, öndeki kalabalığı da efendim rica ediyoruz. Lütfen birazcık açılabilirsek programımız başlıyor. Ve bu seçkin topluluğa tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz demek istiyorum. Burası Ankara, burası başkent. Binlerce yıllık köklü tarihiyle kuruluştan kurtuluşa, Samsun'dan başlayan o kutlu yolculuğun Amasya, Erzurum ve Sivas üzerinden bu topraklarda nihayete erdiği, 238 yıl süren geri çekilmeye dur dediğimiz, 105 yıl önce atamızı Dikmen sırtlarında karşılayıp seni görmeye, bu vatan uğrunda ölmeye geldik dediğimiz, 101 yıl önce karanlık işgal günlerinde birlik olup bütün adanmışlığımızla bağımsızlığımızı dünyaya haykırdığımız kent Ankara. Bitti denilen yerden yeniden başlayan dayanışmanın, kardeşliğin, iyiliğin, milli mücadelenin kenti Ankara, sadece 6 milyon Ankaralının değil, 85 milyonun ikametgahı. Çünkü Ankara ayağımızı bastığımız en sağlam ve güvenilir tecelli zemini, son kalemiz Ankara. Sayın Başkanımız, bizim belediyecilik anlayışımız ortak akıldan, birlikten, beraberlikten yana dedi. Betonu değil insanı, yalnızca Ankara'nın asli ihtiyaçlarını önceleyen belediyecilik anlayışıyla Ankara Büyükşehir Belediye'miz bu süreç içerisinde neler yaptı ve neler yapıyor diyerek bu akşam birlikteyiz. Bu köklü toprakları atamız başkenti ilan etti. Burası koca bir yurdun kalbinin en derin ve en güçlü attığı yer. Hezeyan karşısında heyecan, esaret karşısında cesaret, karanlık karşısında aydınlık, zulmün karşısında merhamettir Ankara. Burası başkent. Burada cumhuriyet demek, emek demek. Burada baş üstünde tutulacak şey ancak liyakat ve emek.
Bu topraklar sahiplerine rant değil emanet. Burası Ankara, güzel Ankara, yarın da yarınlarda da. Saygıdeğer konuklarımız, şimdi bir filmimiz var ve çok kıymetli genç bir kardeşimizle bu filmimizi başlatacağız. Sizlerden yüksek alkışlar arz ediyorum. Uzanıyor tarih bu topraklarda. Milyonlarca insanın tek tek anlatabileceğiniz öyküleri bir yana, birlikte yaşadıkları sayısız zorluk, birlikte aştıkları sayısız engelle yoğrulmuş bir tarih yaşamaya devam ediyor. Ankara her bir şehri, her bir yöresi özel bu toprakların tam merkezinde inançlı bir kalp atışıyla sayıyor yılları. Zaman böyle akıyor ve tarihin sayfalarına tek tek işleniyor. Şimdi düşün, böyle bir şehrin tarihini, değerini düşün. Binlerce kurumunun toplandığı, Cumhuriyet'in başkent olarak onurlandırdığı bu şehri yeniden düşün. Hizmetleri, görevleri, yapılanları ya da yapılması gerekenleri bir yana koyup düşün. Nasıl bir şehir olmalı gözlerini kapatınca gördüğün? Köprüsü, yolu, parkı, bahçesi ya da aklına gelen her türlü hizmeti elbette hak ediyorsun. Ama bir adım sonrasını düşün. Yol yapıp yolcuyu unutan, okul yapıp öğrenciyi hiç anlamayan, hastane yapıp hastanın derdini dinlemeyen, iş yapıp emeğin hakkını ödemeyen bir zihniyetti senin en büyük derdin. Bak, onu çözdün. Ve hatırla, tarihini değiştirmek isteyenleri ta dinozorlara kadar gidip de 100 yıl önceki kurucu önderini görmek istemeyenleri hatırla. Onların hepsini bir kez daha tarihin en okunmaz sayfalarına yolla ve gel yeniden ileriye bakalım. Gel birlikte Ankara'nın başardıklarına bakalım ve sonra sadece ve sadece geleceği anlatalım. Çünkü biz yarın için görevliyiz. Bir yanda görevlerimiz ve bizi izleyen o eski gözler, öte yanda asıl işimiz, yani sizler, yani onların unuttuğu insan, bizimle vicdanın çağırdığı her yerde buluşan binlerce insan. Böyle başladık çalışmaya ve Ankara'nın ruhu bu şekilde yeniden doğdu. Gelenler oldu, gelemeyenler oldu, uzaklardan bakıp birlikteliklerimizden rahatsızlık duyanlar oldu. Seçilmişliği yüksek bir mevki sananlar, işte onlar tam karşımızda duruyordu. Görevimiz evet, ama hiç beklenmedik bir anda çok uzaklarda bir köye erişebilmek, işte o bizim asıl işimiz. Biz zorlukları nasıl atlattık? Birlikte. Kendimizden artırıp topladıklarımızı elimizden alsalar bile durmazdık, değil mi? Biz de durmadık. Bu yarının ardından da Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri için yardım toplanan banka hesapları bloke oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı aradım ben. Sayın Başkan, ne diyorsunuz bu olaya? Çok sık aramam ama dedim ki alayım bakayım ne diyecek, bir şey diyecek mi Mansur Yavaş? Dedim neden yaptılar biliyor musunuz? Neden yaptılar bilmiyorum dedim. Benim yönetim anlayışıma göre siz haksızsınız, ben haklıyım deyip birbirimizle iddialaşmak yerine o anda bir sürü insan hükümetle belediye arasındaki tartışmayı izlemek yerine mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
Biz pandemide durmadık. Biz selde, yağmurda durmadık. Her şey durdu belki zaman zaman. Biz durmadık. En küçük soruna da uzandık birlikte, en büyük sorunlara da. Bir belediyenin yaptıklarına, başardıklarına şaşıranlara ders verdik, ilham verdik, cesaret verdik. Belediyelerden beklenen her şey bizim görevimiz. Ama insana dokunmak, işte o bizim asıl işimiz. Bunu çok iyi biliyoruz ve sevgili Ankaralılar, biz işimizi çok seviyoruz. Şimdi yepyeni yollar var önümüzde. Her birinden geçilecek ve her birinde yepyeni işler görülecek. Ama her yaptığımız layıkıyla olacak, yani hakkı verilecek. Bizden sonrakilere de örnek gösterilecek. Tek tek insanlar bu şehrin damarlarında dolaşanlar. Şehrimize hayat verenler onlar. Onlar ne istiyorsa oradan başlanarak ilerlenecek. Öyle betona gömerek değil kaynakları, birilerinin kasalarını örterek değil, ahmakça projeler üretip çürüterek değil, şehrin büyük imkanlarını başkalarına dağıtıp küçülterek değil. Tek tek insanlar bu şehrin anlamını taşıyanlar. Tek tek insanlar, yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, çalışanından emeklisine, biz sadece onlara soracağız. Yarını anlatmak için bizden öncekileri de tarif etmek gerekir belki. Ama bizim aklımız işin kendisinde. Birlik olmanın gücüyle sözleri bırakıp bir kenara yarını kurguluyoruz. Sözlerin esiri olmadan söyleyeceklerimizi kısaca anlatıp yapacaklarımıza hazırlanıyoruz. Yani az laf çok iş. Anlatacaklarımızı anlatıp işimize ve gücümüze bakıyoruz, insanlarımıza. Şehrimizin her santimine hayat veren insanlarımıza bakıyoruz. Çünkü bizim asıl derdimiz daima onların dertlerinin arasında. Bizim işimiz mutlaka insanımızla ve gerçek gücümüz de insanımızda. Evet, gerçek gücümüz toprağa memleket yapan milletimizin zihninde, cesaretinde, azminde. Bu topraklarda yaşanan bin yılın tarihinde, yüzyıllık cumhuriyetin getirdiklerinde. Bizim gerçek gücümüz kalbimizin en derin yerinde. Mavi gözlerde yansıyan ufuklarda başlayan o ilk hayallerde. Tam 100 yıl önce zor olan her şey için bizi aynı yerde kenetlenmeye çağıran o güzelim marşımız gibi sen istediğin her şeyi başaracak, bütün engelleri aşacaksın. Yeter ki korkma. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Yürüyoruz arkadaş, var içimde bir telaş. Kutlu gün bizim, zafer düğün bizim. Yürüyoruz arkadaş, darbeler savaş. Sırtımız yere gelmiyor bizim. Düşmanız esarete, önderinle karşıyız. Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız. Duysun cihan, duysun biriz. Duysun bizim bu gökdemiz.
Zafer düğün bizim, görüyoruz arkadaşlar. Darbeler, savaşlar, sırtımız yere gelmiyor bizim. Düşmanız esarete, önderimle karşıyız. Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız. Duysun cihan, duysun biriz, duysun bizim bu gök. Kamplaşmadan, ayrıştırmadan, birliği, beraberliği, dayanışmayı sağlayarak 6 milyonu aile yapan Cumhuriyet'in başkenti Ankara'da huzur ve bereket iklimini hakim kılan Ankara'nın başkanı, hepimizin başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı sahneye davet ediyoruz. Sensin yolum Cumhuriyet, parla 100 yaşındasın. Yürüyoruz arkadaşlar, bu yolda dik yamaçlar. Zor ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz. Yürüyoruz arkadaşlar, ufukta bir amaç. Yerde gökteyiz, neşanlı milletiz. Düşmanız esarete, önderimle karşıyız. Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız. Duysun cihan, duysun biriz, duysun bizim bu gökdemiz. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım. Türk'ün yolu Cumhuriyet, parla 100 yaşındasın. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım. Sensin yolum Cumhuriyet, parla, parla, parla 100 yaşındasın. Sayın Genel Başkanım, önceki Sayın Genel Başkanım, sağ olun. Sağ olun. Siyasi partilerin değerli yöneticileri, milletvekillerimiz, tamam. Belediye başkanlarımız, belediye başkan adaylarımız, il ve ilçe başkanlarımız, belediye meclisimizin kıymetli başkan vekili ve üyeleri, sivil toplum kuruluşları, odalar, kent konseyinin kıymetli başkanları ve temsilcileri, çok değerli muhtarlarımız, belediyemizin değerli bürokratları, basınımızın kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, evlatlarım, bugün buraya 5 yılımızı paylaşmaya, yaptığımız ve yapımını sürdürdüğümüz projeleri anlatmaya geldik. Bugün buraya Ankara halkına hesap vermeye geldik. Bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. Sevgili Ankaralılar, 5 yıl boyunca hiçbir fotoğrafımı meydanlarda görmediniz. Televizyonlara yılda bir veya 2 kere, onda da sadece projelerimizi anlatmak için çıktık. Masraf olmasın, bu halkın parası diye toplu açılışlar dışında hiçbir açılış yapmadık. Bu kentin kodlarında olan sevgi ve kardeşliği
yeniden kazandırdık. Kimseyi farklı düşünüyor diye dışlamadık. Oy vermeyenlerle ilgili tek bir kötü sözümüz olmadı. Kimseyi kutuplaştırmadık. Kimseyle polemiğe de girmedik. İşimize odaklandık. Sadece ve sadece Ankara için çalıştık. Buradan 6 milyon hemşehrime sesleniyorum. Biz az konuştuk, çok çalıştık. Bu yüzden biz az laf, çok iş diyoruz. Salonda bulunan, evet gençler burayı bir dinleyin. Salonda bulunan ve canlı yayından bizleri takip eden hemşehrilerimizden bir ricam olacak. Lütfen şimdi ekrana gelecek olan kare kodu cep telefonlarınıza okutunuz. Evet, bunu okuttuğunuz zaman bugün burada detaylarını anlatmaya fırsat bulamadığımız tüm projelerimizi ilçe ilçe, köy köy, mobil uygulamamızdan ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Lütfen sizlere kare kod geldikten sonra WhatsApp mesajını dostlarınızla paylaşınız ki neler yaptığımızı elden ele yaymamıza yardımcı olun. Sayın Genel Başkanım, değerli hemşehrilerim, bizler 5 yıl önce yıllardan beri yorulan, gerilen, kutuplaştırılan bir kentin yönetimini devraldık. Oysaki Ankara binlerce yıl farklı medeniyetlere ev sahibi yapmış kadim bir kenttir. Ahiliğin başkentidir. 100 yıl önce toplumun her kesiminden vatanseverlerin bir araya gelerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Cumhuriyetimizin temellerini attığı bir kenttir. Birlik, beraberlik, adalet, eşitlik ve umut gibi kavramlar bu kentin sadece özellikleri değil, tam da kendisidir. İşte bu yüzden göreve gelir gelmez kim daha çok oy verdiyse o bölgeden hizmete başlarım demedik. Hangi bölgenin acil ihtiyacı varsa oradan hizmete başladık. Genci yaşlısı, kadını erkeği, köylüsü kentlisi, öğrencisi çalışanı demeden hep birlikte olmanın mutluluğunu kentimizin tamamına nakış nakış işledik. Yönetim anlayışında büyük bir zihniyet değişimi gerçekleştirdik. Şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışını hakim kıldık. Evet, büyük projeler tamamladık. Köprüler yaptık, yollar açtık, yeni tesisler kazandırdık. Ancak en büyük projemiz başkentte yarattığımız bereket, sağlık ve huzur ortamı oldu. En çılgın projemiz kente getirdiğimiz adalet, kardeşlik ve güven duygusu oldu. Değerli hemşehrilerim, projeler yapmak elbette değerlidir. Ama doğru proje yapmak, dürüst yapmak, şeffaf yapmak, projeleri yapmaktan çok daha değerlidir. Bugüne kadar tam 4000'den fazla ihalemizi canlı olarak yayınladık. İnternet sitemizde tüm mali tablolarımızı ve sayıştay raporlarını yayınlıyoruz. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Bitirdiğimiz projelerin üzerine maliyetlerini pankartla asıp halkla paylaşıyoruz. Her fırsatta da hesap veriyoruz. Böylece kırım oranları artıyor. Halkın parası bereketleniyor. Yandaşlara değil, hak edene iş veriliyor. En değerlisi ise yıllarca Ankara halkına çok da matah bir şey gitmiş gibi hatta ve muhafazakar kesime dahi dayatılan çalıyor ama çalışıyor sözü artık bu kentin bağrından sökülüp atılmıştır. Çalmadan da çalışılabileceğini herkes görüyor ve biliyor. Şu cümleleri hatırlıyorsun değil mi seçimden önce? Bakalım bu seçimden önce de
şapkadan ne tavşanlar çıkacak. Sosyal yardımları kesecekler. Personeli işten çıkaracaklar. Bunları belediye yönetemezler. O kadar borçlu ki ilk ayın maaşını bile ödeyemezler. Bu korkunun siyasetinin gerçek olmadığını artık herkes gördü. Sosyal yardımlar uygar ve inançlarımıza uygun hale geldi. Maaşlar gününde ödendi. Bir de üzerine eski dönemin 300 milyon dolarlık Anka Park için alınan ve 3 yıl sonra ödemesine başlanacak. Bu durumda faizini hesap edin. 300 milyon dolarlık borcunu kapattık. Zorla maaşlara, mitinglere, açılışlara götürülen personel artık sadece ve sadece işini yapıp ekmeğini kazanır, karşılığında alır hale geldi. Tüm bu çalışmaların sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Şeffaflık Derneği'nden ödül kazandı. Dünya Belediye Başkanları Başkent Ödülünü kazandı. Mutlu Şehirler Ödülü'nde bronz sertifika kazandı. İnşallah altını da alacağız. Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülünü ilk kez alan Büyükşehir Belediyesi olduk. Uluslararası Değerlendirme Kuruluşu Fitch'in analizinde Türkiye'deki en yüksek kredibilite notuna sahip belediye yine Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Bu ödüller Mansur Yavaş'a ait değildir. Bu ödüller 6 milyon Ankaralı hemşehrimizedir. Çünkü biz kararları tek başına kendimiz değil, Ankara halkıyla hep birlikte veriyoruz. Ankara Kent Konseyimiz 1800 bileşeniyle dünya çapında ödüller alıyor. Sık sık düzenlenen muhtarlar buluşmasıyla mahallenin sorunları tek tek not ediliyor. Belediye başkanı artık köy köy, bucak bucak geziyor. Sorunları yerinde tespit ediyor. Şimdi ekrana bazı muhtarlarımızın görüşlerini lütfen yansıtın. Rica ediyorum. Belediyemizin öyle güzel bir desteği ki bu bize, köyümüze. Sadece bununla yetinmiyoruz. Biz burada tohum da aldık, gübre aldık, mazot desteği aldık. Bir de bu domates, biber şeysi çok büyük desteği. Allah razı olsun. Ekonomik olarak da çiftçiye çok büyük destek oldu burada şu an Mansur Başkanımız. Evet. Sayın Genel Başkanım, inanmayacaksınız. Buna atlatalım, inanmayacaksınız. 2-3-4 dönemdir çalışan muhtarlarımız var. Seçilmişler. Ama mübalağa etmiyorum. Ne dediler biliyor musunuz? Biz kaç yıldır muhtarlık yapıyoruz. Bırakın başkanla görüşmeyi. Şu kapının içinden giremedik dediler. Seçilinceye kadar, seçildikten sonra iş bitiyor. Hiçbir dediler, bırakın belediye başkanıyla görüşmeyi. Bırakın belediye başkanıyla görüşmeyi, daire başkanıyla dahi görüşemiyorduk dediler. Bizler bütün köylerde seçildikten sonra muhtarları topladık. Kimseyi ayırmadan sorunlarını tespit ettik. Pandemi döneminde, sokağa çıkma yasağı olduğu döneminde ben bizzat Ankara'nın birçok ilçesini köy köy gezmek suretiyle sorunları yerinde tespit ettim. Hep şunu söylediler. Üstelik AK Parti'nin en fazla oy aldığı köylerde. Bırakın dediler köye bir tane büyükşehir belediye başkanını gelmesini. Biz dediler ilçemizde dahi seçimden sonra belediye başkanı görmüyorduk dediler. Sayın Genel Başkanım, halbuki muhtarlar olmadan bu kent yönetilebilir mi? Değerli hemşehrilerim, sizlere bütçe konusunda birkaç örnek vererek konuşmamı başlamak istiyorum. Bakın, 2013 yılında bütçe 2 milyar 20 milyon dolar. Geldik 1.147 milyon dolar. 31 Aralık sonunda nereden nereye gelmiş? Hem ekonomik sıkıntının etkisi var, hem de halkı kazıklamıyoruz. Halka suyu, otobüs biletini en uygun fiyattan veriyoruz. Dolayısıyla gelirlerimiz düşüyor. Pandemi döneminde esnaftan kira almadık.
esnafa ceza kesmedik. Bugün ortaya çıkanlar pandemi döneminde 8.000 esnafa yakın esnafa ceza kesmişlerdir. Cebine bir kuruş girmeyen esnafa. Yani gelirimiz 10 yılda yarı yarıya azaldı. Ayrıca bu yetmedi Sayın Genel Başkanım. Ayrıca bu yetmedi. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz seçimde kaybetsem EYT'yi çıkartmayacağım demişti. Seçime yaklaşırken çıktı. Halbuki 2022 yılının son aylarında biz bütçemizi kabul etmiştik. Bütçede EYT'ye ilişkin bir kuruş yok. 6 Şubat'ta deprem oldu. Onu da öngöremezsiniz. Dolayısıyla bu kalemlere 5 kuruş para ayrılmamış. Bu sonuçlarla karşı karşıya geldik ve bütün belediyeler aynı durumda olduğu için hepsi kredisini çekti. Biz de biliyorsunuz pandemi depremden sonra da her şeyin maliyeti arttı. Biz de 4 milyar lira kredi istedik. Hepsi çekti. 8 aydır bekliyor mecliste. 8 aydır bekliyor. Yuha gerek yok. Yapılacak iş belli. Yapılacak iş belediye meclisinde çoğunluğu sağlamak. İstiyorlar ki hizmetler aksasın. Ama biz şikayet etmeden çalışmaya ve başarmaya devam edeceğiz. Bakın 2015-2017 yılları arasında otobüs bileti 1 dolar ortalama fiyat. Yani 30 liradan sattılar. Kimseyi ayırmadan abonman uygulaması da yok. Bizim dönemimizde şu anda yarım dolar, 15 liraya ulaşım sağlanıyor. Öğrenciler 220 liraya sınırsız biniş yapıyor. Dolayısıyla ayrıca sosyal destek alan ailelerin 100 bine yakın çocuğu verdiğimiz kartlarla evden okuluna ücretsiz gidiyor, parasını sosyal hizmetler ödüyor. Ego bütçe gelirleri bizden önceki 8 yılda ortalama 257 milyon dolarken şu anda bu oran 105 milyon dolara geriledi. ASKİ'de ise halkı müşteri gibi gören zihniyet döneminde suyun metreküp fiyatı ortalama 1.6 dolardı. Yani bugünün parasıyla o garip kurabaya dahil 50 liraya su satmışlar. Mustafa Tuna geldi. Seçimlerden önceki 2 ay önce bunu %50'ye indirdi. %50'ye indirdiği halde bile daha 1 dolardı. Şu anda suyu 0.7 dolara satıyoruz. Yani 21 liraya temiz suyu vatandaşlarımıza buluşturuyoruz. Ama sosyal destek alanlara bu da fazla gelir diye sosyal destek alan 200 bin kadar aileye tonu 1 liradan yani büyük çoğunluğu 10 ton altında kullanıyor suya sadece 10 lira veriyor 200 lira vermek yerine. Öğrenci evlerine de biraz önce söylediğimiz gibi %50 su indirimi uyguluyoruz. Bu nedenle ASKİ'nin bütçe gelirine baktığınız zaman bu su satış geliri 2023 yılında 342 milyon olarak gerçekleşti. Bir de eski döneme bakın 730 milyon dolar. 730 milyon dolar nerede? 340 milyon dolar nerede? Ondan sonra da eksi 5 milyarla geçen senenin bütçesini kapattık. Hazırlarken eksi 5 milyar. Yani gitsin ASKİ 5 milyarlara borçlansın, yapacaklarını öyle yapsın. Sanki Mansur Yavaş'ın cebinden çıkıyor. Halkın cebinden çıkacak borçlansak. Buna rağmen idare ettik. İşte bu EYT nedeniyle ASKİ içinde ancak Sayın Genel Başkanım bula bula 2 milyar bulduk. Fakat banka diretti. Meclis kararı olması için ayrıca bu 2 milyarı da meclisin kefaletine bağlayın dedi. Gönderdik. Kendi yaptıkları bütçeyi de inkar ettiler. Hala bekliyor. Ama biz durmuyoruz. İşimizi aynen iş sürdürmeye devam ediyoruz. Hiçbir şekilde de bize engel olamayacaklar. Peki ne yaptılar? Bu su paralarını 1.6 dolara sattıkları su paralarını
Ankara Büyükşehir'in fen işlerine onların en büyük projem dediği çöp projeleri aktardılar. Uçak aldılar, helikopter aldılar, havacılık okulu açtılar askerine hizmetse. Bunların hepsi ortadan kalktı. Şimdi Ankara halkının tertemiz parası bir kuruş bile israf edilmeden kendi paramız gibi harcanıyor. Kendi paramızı harcamadığımız hiçbir yere 5 kuruş para harcamıyoruz. Bize emanet eden paranın harcanması konusunda son derece cimri davranıyoruz. Zaman zaman propaganda yapıyorlar su pahalı diye. Bir bakalım gerçekten pahalı mı? 2010-2018 yıllarında Ankara'da bir vatandaşımızın su ve toplu taşıma giderine asgari ücretinin %14.73'ünü ödüyordu. 2019-2023 yıllarında ise su ve toplu taşıma giderleri %8'de geriledi. İşte belediyecilik budur. Halkı kazıklamak değildir. Ulaşım gibi, su gibi en hayati hizmetlerini hem kaliteli vermek hem de ucuz vermek durumundayız. İnşallah Allah o günleri de göstersin. Bu yönetimler bu şekilde devam ettikçe Sayın Genel Başkanım, gün gelecek Avrupa'da olduğu gibi Ankara'da da inşallah toplu ulaşım ücretsiz hale gelecek. Belediyecilik budur. Düşünebiliyor musunuz? Göreve geldiğimizde yüzlerce köyde açıktan akan lağım sorunu yaşanıyordu. Burası Cumhuriyet'in başkenti. 5 yılda 171 köyün açıktan akan kanalizasyon sorununu çözdük. 61 köyde ise çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi hepinizden şöyle bir an düşünmenizi rica ediyorum. Bir an için evde birkaç saat suyunuz kesildiği zaman nasıl tedirgin olursunuz? Ne zaman gelecek diye. Adeta hayat durur değil mi? Şimdi bir de bunun 25-30 yıl boyunca devam ettiğini düşünün. Köylerimizin, mahallelerimizin çoğunda su yok. Taşımayla gidiyor. İşte Ankara'da göreve geldiğimizde yüzlerce köye taşınan bu tankeri işi bitti. Çok aç susuz köyümüz kaldı. Cumhuriyet'in başkentinde bazı mahallelere 10 yıldır tankerle su götürülüyordu. İşte biz öncelikle işimiz en büyük proje budur diyerek önceliğimizi oraya verdik. Aldığımız paraları buralara harcadık. Mazeret üretmeyeceğiz, çözüm üreteceğiz dedik. İçme suyu hattı imaratlarımızla atık su ve yağmur su hattı imaratlarımızı gelirlerimiz azalmasına rağmen 5 yılda 2 kat artırdık. Buyurun bakınız. Su deposu, sondaj kuyusu yatırımlarımızı da eski dönemin kat ve kat fazlasıyla devam etti. Sayın Genel Başkanım, Ankara'da bir sel sorunu olursa tweet atan mahluklar var biliyorsunuz. Gene su battı diye. Halbuki bir iklim değişikliği var. Artık yağmur da olağan yağmıyor. Ama devletin kurumları var. Devlet Su İşleri bunu ta 2013 yılında görmüş. Ankara'da demiş riskli 16 tane alan var. Eğer bu 16 tane alanı çabucak yapmazsanız her tarafı sel basar. İnsan hayatı tehlikeye girer demiş. Ne yapmışlar 2013'ten itibaren? Hiçbir şey. Ama hiçbir şey. Birkaçının projesini yapıp kenarda atmışlar. Gelir gelmez bunların hepsini ele aldık. Yeşille işaretlenenlerin tamamını yaptık. Geri kalanları da öncel olarak yapıyoruz. Çünkü bizim öncelikli işimiz bu. Bu işin ne kadar öncelik olduğunu anlamanız için bir vatandaşın evini sel bastığı zaman kendi evini sel basmış kadar üzülecek vicdan sahibi olmanız lazım. Umursamazsanız bunları yapmazsınız. Umursamazsanız bunları yapmazsınız. Gidin dersiniz temizleyin öyle kalır. Her yağmurda evini basan insanlar var. Sağlık dediğimiz kavram görünmez. Ama bir anda insan hayatını alt üst eder. İşte biz parayla saadet oldurulmaya çalışan imtiyazlı gruplara değil, sağlıkla halkımızın tamamını mutlu etmek için kolları sıvadık. Seçimler kazanılır ya da kaybedilir. İçiniz rahat olacak.
görünsün de görünmesen de seçim de kaybettirse doğru işleri yapıp doğru yere para harcamanız gerekir. Ve biz de parayı doğru yere harcamaya aynen devam etmeye kararlıyız. Sayın Genel Başkanım, geçen gene bir belediye başkanı 15-20 kilometreden su getirmiş. Bizim yaptığımız işlerin yanında onun yaptığı bahçeyle susulayan hortumlar gibi bir şey. Bakın, 2017'de projesi yapılan 23,5 kilometrelik Çubuk Akkürt içme suyunu tamamladık. 75 bin hemşerimiz sağlıklı suya kavuştu. Projesi 2007'de yapılmış ama çivi dahi çakılmayan Mamak ve Gölbaşı'nın tamamında patladığı zaman susuzluğa yol açacak ihtimali nedeniyle acil yapılması gereken Mamak Gölbaşı içme suyunu da yaptık. 700 bin kişi sağlıklı suya kavuştu. 76 kilometrelik Nallan içme suyu hattı ile de bölgedeki hemşerilerimiz sağlıklı suya kavuştu. Çamlıdere nereye, Elmadağ nereye? Hasanoğlan'da geçen yıl suyun damlası yoktu. Aldık Çamlıdere'nin suyunu, Mamak'tan, Mamak Gölbaşı hattından Elmadağ'a kadar götürdük. Hasanoğlan'ı ve Elmadağ'ı bağladık. Ne çılgın projesi. Daha bundan önemli proje var mı? Susuz insanları suya kavuşturmaktan daha önemli proje var mı? Beypazarı içme suyu arıtma tesisimizin ikinci etabı yapıldı. Şimdi geliyorum Polatlı'ya. Polatlı'da 30 yıldır içme suyu sorunu yaşanıyor. Sayın Genel Başkanım, oraya 115-120 kilometreden geliyorsun. 2-3 defa patlak oldu, ben de yerinde incelemeye gittim. Vana yok. Yani su patladığı zaman kesecek vana yok. Bekliyorsunuz o 110 kilometreden gelen suyun boşalmasını. Ondan sonra kazıp tamir ediyorsunuz ama test etme hakkınız yok. Dolduruyorsunuz, tekrar suyu veriyorsunuz şansınıza, inşallah patlamaz diye bir günde doluyor. O dolduktan sonra depoları da 2 günde gidiyor. Ve su son derece kalitesiz. 2019 yılında adayken Çamlıdere'den buraya suyu getireceğiz dedik. Rakibim de dedi. Fakat AK Parti Grup Başkan Vekili gitti Polatlı'ya basın toplantısı yaptı. Sanki kendi belediye başkan adayı Çamlıdere'den su getireceğim dememiş gibi, niye Eskişehir'den gelmiyor gibi bir sürü oralarda saçmaladı durdu. Dinlemedik. Getirdik belediye meclisine, ilk belediye meclisi. Polatlı'ya su getireceğiz dedik. Kredi istedik. Red. Veto ettik. Polatlı Belediye Başkanı o günkü mecliste yoktu. Şu anda partimizden aday olan ertesi ayki şeye büyük bir baskı kurmak suretiyle 2-3 ay gecikmeyle biz o krediyi aldık ve ihalesini yapabildik. Gecikmeseydi şimdi şırıl şırıl musluktan su akıyordu. Ben tahmin ediyorum getiremesin diye böyle elini açanlar var. Sevgili kardeşim gelirse sen de kullanacaksın, Polatlı halkı da kullanacak. Gelmezse sana ne faydası var? Siyaseten faydası zaten hiç olmaz. Ve rakibim Polatlı'ya gitmiş, 2024'te akıtacağım demiş. Henüz haberi yok. Biz su vermeye başladık Sayın Genel Başkanım. Biz su vermeye başladık. Fakat Polatlı Belediye Başkanımız da burada. O kadar büyük ki borular. Onun dolması, Polatlı'ya ulaşması 10 gün sürüyor. İnşallah o müjdeyi de suyu verdiğimiz gün Polatlı'ya girip oradaki Polatlı halkının memnuniyetiyle birlikte inşallah paylaşacağız. Maliyeti 2,5 milyara yaklaştı. Hiç önemli değil. En büyük proje bu. Ne yapacaksınız? Kapıları, saatlere, ona buna hayali projeler para harcayıncaya kadar. Bundan daha önemli şey mi var? Bakın, 2019 yılında göreve geldik. Göreve geldik Sayın Genel Başkanım. ASKİ Genel Müdürü geldi. Sayın Başkanım dedi. Çok büyük bir sorunumuz var. Nedir? Ankara'dan atık suları biz artık arıtamıyoruz. Onda da 2010 yılında Çevre Bakanlığı yazı yazmış. Büyükşehir Belediyesi'ne demiş ki,
Bakın artık nüfusunuz arttı. Burası çok eski yıllarda yapıldı. Çekmiyor. Sayın Karayalçın yapmış. O günden beri de bir çivi çakılmamış. Ta 2010 yılında ikaz etmişler. Derhal yapmanız lazım. Büyük bir çevre felaketini yol açar diye. Her zamanki gibi görünmüyor ya. Önemli değil ya. Başka görünecek boş projelere para aktarmak lazım. Yapmamışlar. Hemen projesini yaptırdık Sayın Genel Başkanım. İhalesini yaptık. Ve projesi geldikten sonra Strateji Dairesi Başkanlığı'yla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaştırdık. Hikaye şu. Şu anda 1,5 milyon metreküp atığımız var sevgili Ankaralılar. Bunun yarısı arıtılıyor, yarısı arıtılmıyor. Arıtılanla arıtılmayan ileride birbirine karışıyor. Ankara çayına, Ankara çayından Sakarya'ya, Sakarya'dan da ta İstanbul'da Ömerli Barajı'na bu su aktarılıyor. 30-40 milyon nüfusu ilgilendiriyor. Buralarda birçok tarım yapan insan var. Oradaki üretilen sebzeler Allah bilir hepimiz yiyoruz. Bundan daha acil bir proje olur mu? Sayın Cumhurbaşkanı imzaladı. Biz de gittik yatırım programına alındı diye kredi bulduk. 275 milyon dolar uzun vadeli ödenecek. 25 milyon dolarını da biz karşılayacağız. Ne oldu biliyor musunuz? Reddettiler. Veto ettim. Bu sefer reddetmediler. 8 aydır bekletiyorlar. Böyle insan sağlığını dahi göze alacak bir muhalefeti yapanlar işte gördünüz. Aday dahi olamadılar. Siyasetin çöpleri arasına girdiler. İnsan sağlığıyla siyaset mi olur? İnsan sağlığıyla siyaset mi olur Allah aşkına? Sayın Başkanım, bir belediye başkanı çocukların büyüğüdür, dedesidir. Gençlerin abisidir. Kentin kimi zaman annesi, kimi zaman babasıdır. Belediye başkanları kent sakinlerine bu gözle bakmalıdır. Anne babalar nasıl çocuğun üstüne titriyorsa, çocuğunun geleceğini düşünüyorsa, onun eğitiminden sağlığına kadar her şeyle ilgileniyorsa, belediye başkanı da kentte yaşayan herkes için o kadar hassas olmalıdır. Soğuk kış günlerinde insanların nasıl geçindiğini, çocuklarını nasıl ısıttığını düşünmesi gerekir. Ekonomik zorluklar nedeniyle gıda temininde büyük zorluklar yaşanıyor. Anneler ve babalar kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp öncelikle çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir mücadeleye girişmiş. Belki o küçük yavrular farkına bile varmıyor. Annesinden babasından sadece istiyor. Çünkü etrafında onun istediklerini veren anneler babalar var. Dolayısıyla baba evine alışveriş yaparken zorlanıyor. Bazı evlerde yorganın altında kendini mahcup hisseden bir babanın, kendini mahzun hisseden bir annenin gözlerinden yaşlar dökülüyor. Vicdanı olan bir belediye başkanı bu gözyaşlarına seyirci kalamaz. Şimdi sizlerle bir video paylaşmak istiyorum ki yönetim anlayışımız arasındaki farkı hep beraber izleyelim. İnsan belediye için değil, belediye insan için olmalıdır. Başkent Kart Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından tanıtıldı. Karttan istediğimizi görerek alabiliyoruz. Hani et ürünü falan da alabiliyoruz. Koli geldiği zaman öyle bir şeyler yok. Daha önceki yıllarda hiç böyle bir şey olmamıştı. Mansur Yavaş 220 bin aile için 400 milyon lira destek vereceğini duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi 240 bin kişiye et yardımı başlattı. Herkes mutlu. Alan da satan da. Hem müşterilerimiz olsun
Hem esnaflarımız olsun, herkesin işi görülüyor. İhtiyaç sahibi ailelerimize doğalgaz desteğinde bulunacağız. Kış bastırmadan elektrik ve doğalgaz faturaları katlanmadan önce 600 milyon liralık kara kış destek paketini açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Mansur Yavaş da sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacaklarını sosyal medyasından paylaştı. 10 lira 5 lira artık insanlar için büyük para olmaya başladı. Beypazarı'nı ihya etmişti. Ankara'yı da ihya ediyor. Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklerimize verdiğimiz aylık 1000 lira desteği sürdüreceğiz. Bu kentte artık çocuklarının protein ihtiyacını gideren annelerin, doğal gaz yardımı ile çocuğunu üşütmeyen babaların... Evet değerli Ankaralılar, bizler hiçbir çocuk üşümesin, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, hiçbir eğitiminden mahrum kalmasın, kendi yaşıtları gibi eşit şartlarda okusun istiyoruz. Yarışsın istiyoruz. Elbet bizler bir gün bu koltuklardan ayrılacağız. İşte o gün betonlar, asfaltların hiçbirisi akla gelmeyecek. Hepsi unutulacak. Ama aklına gelecek olan çalışmalar, İşte benim en büyük projelerim olacaktır. Bir belediye başkanı geldi. Onun sayesinde, onun destekleriyle çocuğumuzu okuttuk, ısıttık, yedirdik, içirttik diyecekler. Öyle bir şeyler geldi ki mailler, lütfen bakın. Ankara halkının birçoğu artık kent büyüdükçe maalesef kenarda köşede kalmış bazı bölgelerde insanlar ne yiyor ne içiyor onları bilmiyorlar. Biz bu sosyal yardımları yapıncaya kadar gerçekten kendimizin de farkında olmadığının özelleştirisini yaptık. Evet, okuyorsunuz. Evet, devam edelim. Bir babanın, annenin çocuğunu doyurduğundaki, evinin sıcak olduğundaki yaşadığı mutluluktan daha büyük kıymeti ne olabilir? Bir gün sosyal medyada gezerken gördüğümüz bütün umutsuzluklara rağmen bize ne umutlar aşıladığının farkında mısın? Bir adı yardımdan daha ötesi, aklımdasın der gibi, unutmayın yanındayım der gibi, sıkma canını, hal olur der gibi. İşte büyük projemiz insanlara bunu düşündürtmek. Bilecek ki belediye her zaman yanında, dar anında yanında, her türlü ihtiyacına ulaşamadığı zaman arkasında biri var. Ve biraz önce gördük, çocuklar protein alsınlar diye 3 yıla yakındır yaklaşık 200 bin aileye düzenli olarak et desteğinde bulunuyoruz. 50 bin aileye süt desteğinde bulunuyoruz. Günlük 80 bin ekmeği ücretsiz olarak hiçbir geliri olmayanlara veriyoruz. Yine bu destek alan aileler üşümesinler diye 3 yıldır kış aylarında ortalama 210 bin aileye aylık 550 lira doğalgaz desteği verip sıcak bir yuva oluşturmasına katkı sağlıyoruz. Türkiye'de örneği yok. Dünyada örneği var mı bilmiyorum. Eğitimlerinden mahrum kalmasınlar diye kırtasiye ve ulaşım desteği veriyoruz. Ama aynı zamanda belediyecilik tüm bu destekleri kimseye göstermeden, bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde yapmaktır. Bir gün haberlerde ilaç parasını eczaneye ödemeyen bir vatandaşın 25 lira tuttu. Bizzat gözümle gördüm. 15'ini yatırdım. 10 lira yatıramadığım için ilacı alamadım. Ay başında alacağım dediğini duydum. Eczanelere sorduğumuzda bu tür insanların birçoğunu veresiye yazdıklarını gördük. Hemen eczacılar odasıyla işbirliği yaptık. 1500 ailenin eczaneler olan tüm ilaç borcunu ödedik ki rahat rahat gitsin gene ilaçlarını alsın, sağlığından olmasın diye. Yine bir gün sosyal medyaya bir haber düştü. Beypazarı Eskişehir arasında Doruk Madencilik'te iş yerindeki bir takım sıkıntılardan dolayı İşçilerin 6 ya da aydır maaşlarını alamadıklarını, bu nedenle oturma grevinde olduklarını öğrendik. Şöyle feryat ediyorlardı. Okullar açılmak üzere
5 kuruşumuz yok. Biz bu çocukları okula nasıl göndereceğiz? Olur mu? Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Derhal bu işçilerin tamamına 5.000 lira göndermek suretiyle çoluğunun çocuğunun kırtasiye ihtiyacını karşılatıp okul ihtiyaçlarını karşılatıp okulundan kalmamasını sağladık. Emeklilere gelelim. Sayın Genel Başkanım, siz de bununla ilgili toplantı yaptınız. 7.500 lira, 10.000 lira. Zaten bir ömür boyu çalışmışlar, zar zor emekli olmuşlar, vücutlar yıpranmış. İkinci bir işe birçoğunun mecali yok. Ne yapacaktık yani? Hükümet zam yapmadı diye. Bize ne? Bu hükümetin görevi diye mi düşünecektik? Yoksa kentte yaşayan herkesin aç kalmasından, üşümesinden, mağdur olmasından belediye başkanının sorumluluğu da vardır demeyecek miydik? Hemen devreye girdik. Kaç kişiye ulaşırsa olsun bir mesajla belli miktarın altında emeklilik maaşı alan geçinemeyenlere 1.000 lira destek vermeye başladık. 5 aydır devam ediyor. 250 liraydı şimdi 400 liraya çıktı. 1 aylık et parası veriyoruz. Artı kışın doğalgazına salacaklar. 500 lira doğalgaz desteği veriyoruz. Sayı 27 bini geçti. Şimdi bakın, bir de demezler mi bunlar algı belediyeciliği yapıyor diye. Bir kavşak eksik olsa ne olur? Kentte daha önümüzdeki yıl 15-20 tane yapacağımız kavşağı projelendirdik. Şu anda yok zaten. Bir yıl geç olsa ne olur? İşte onun parasıyla emeklilerin ölmeden geçinmesini sağlamak, rahatça yaşamasını sağlamak belediyeciliğe bakış için arasındaki en büyük farktır. İşte belediyecilik budur. Ne algısı? Başkan bir şey yapmadı, niye seviyorlar? Siz aklınızı betonla bozmuşsunuz, asfaltla bozmuşsunuz. En az sizin kadar onları da yapıyoruz. Sadece reklam yapmıyoruz ama yaptığınız işlerin içinde, yaptığınız belediyeciliğin içinde insan yok, haberiniz yok. İnsan yok yaptığınız hizmetlerin içerisinde. Nerede bir dert varsa adeta bir Hızır gibi orada olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Gıda konusu dönemi bitti. O da Sayın Genel Başkanım, belki haberiniz var yok, hep yıllardır bir esnaftan alınırdı. Herkes tanır. Şu anda kartlardan alışveriş yaptıkları için 4500 tane esnaftan alıyorlar. Et parası yatıyoruz. Kasap esnafı ayakta kalıyor. Kömürü biz de aldık. 2-3 sefer toptan alıp evlere dağıtıyorsun. Sistem öyle. Onu da kaldırdık. Kömür parasını karta yatırıyoruz. Ankara'da kaç tane kömürcü varsa onların kodlarını işledik. İster Nallıhan'da, ister Şerifli Koçhisar'da ihtiyaç sahibi gidiyor. Oradaki kömür satan vatandaşa kartıyla parasını ödüyor, evine gidiyor. Yaptığımız sözleşmeye göre o kömürü satan eve götürüp teslim edecek. Dolayısıyla o kömürü belediyeden aldığını hiç kimse görmüyor. Hem kömür satan kazanıyor bir kişi yerine, hem de insanlar incinmiyor. Başkent kartta artık eskisi gibi makarna, pirinç vesaire dağıtma ortadan kalktı. Bir evin ihtiyacını, bir çoluğun çocuğunun neye istediğini, çikolata mı istiyor, meyve mi istiyor, nereden bilirsiniz? Siz yardımınızı yapın da onu nasıl harcayacağına karışmayın. En iyi anneler bilir. Dolayısıyla kartlarına para yatırıyoruz. Kimi buzdolabını tamir ettiriyor, kimi yaşlı kulaklığını tamir ettiriyor. Bunların hepsini görüyoruz. Kimi çikolata alıyor çocuğuna, kimi eczane borcunu diyor. Bu kart ile hem vatandaşlarımız mutlu oluyor, hem esnafımız kazanıyor. İşte gerçek belediyecilik budur. Bunun gerisi boştur. Bank, kendi yaptığımız ihaleyle bankaların aldığı komisyon vardır. Biliyorsun, esnaftan komisyon keserler. Bu komisyonun %100'ü de anlaşmamıza göre belediyeye geliyor. Şimdiye kadar 31 milyon 500 bin lira tekrar belediyeye geri geldi. O da sosyal yardımlarda kullanılıyor. Türkiye'de örneği yok. Bu kart bütün dünyada geçerlidir Sayın Genel Başkanım.
Yine bir gün evde otururken bir mesaj geldi. Bir cami imamı caminin bahçesinde iki tane kız çocuğunu gördüğünü, ellerinde valiz olduğunu, gidip kendisine sorduğu zaman niye buradasınız dediğim zaman, amca biz buraya okumaya gelmiştik ama yurtlarda yer yok, gidecek yerimiz de yok dedi. Hemen biz tabii ki onlara ulaştık. Baktık ki bütün Türkiye'de bir yurt sorunu var. Anında otelse otel kiraladık, pansiyonsa pansiyon kiraladık. Belediye ait tesislerin tamamını anında 3-4 kişi kalacak hale getirdik. Bir tek çocuğumuzu dışarıda bırakmadık. Bir tek çocuğumuz eğitiminden bir yıl kaybetmedi. Yoksa hepsi memleketine kayıtlarını dondurup geri gideceklerdi. Çocuklarını başkente gönderen ailelere dedi ki, burası Ankara, merak etmeyin. Evlatlarınız sadece sizin değil. Sonuçta bu vatanın evladı. Bizim de evladıyız. Biz onlara annelik babalık yaparız. Onları eğitimlerine mahrum etmeyeceğiz dedik. Ne mutlu ki bugüne kadar 13 bin öğrencimizi ücretsiz bir şekilde ağırladık. Şu anda da 1000'e yakın öğrenciyi ağırlamaya devam ediyoruz. 1200 civarında depremzedeyi de 6 Şubat'tan beri ağırlamaya devam ediyoruz. Aylık 220 liraya sınırsız biniş. Benimle gurur duyuyorsunuz. Seçim alın da gelin. O zaman biz size gurur duyuyoruz. Sırtımızda taşırız her arkada. Merak etmeyin. Ankara'da öğrencilere aylık abonman falan yoktu. Şu anda 220 liraya sınırsız binişlik öğrenci abonmanı bu dönemde başladı. Biraz önce söylediğimiz gibi öğrenci evlerindeki %50 indirimli tarife aynen devam ediyor. İhtiyaç sahibi gençlerimizin YKS, KPSS tüm sınav ücretlerini belediye ödüyor. Aynı zamanda bu gençler iyi yetişsin diye belediye e-spor merkezleri ve teknoloji merkezlerini ilk kez bu dönemde açtık. Bu merkezlerde yüzlerce gencimiz yazılımdan kodlamaya kadar birçok nitelikli eğitim alıyor. Bu merkezlerde filizlenen, teknokentimizde filizlenen firmalar artık yatırımlar almaya başladı. İşte bir kentin tam da dönüşümü budur. ODTÜ ve Dikimevi metro istasyonlarına kütüphaneler açtık. Sıhhiyetli çok katlı otoparkın altında açtığımız genç kafeteryada her hafta yüzlerce öğrencimizi ağırlıyoruz, yenilerini de açıyoruz. Ankara Büyükşehir'in şu ana kadar bir tane kreşi yoktu. Bir de belediye meclisleri gelmiş diye niye kreş açmadın diye sorar. Eskiden bir tane yoktu, şu anda 20 tane. Daha da yapılıyor. Kesikköprü'de İngilizce tatil köyünde gidip gençler orada İngilizce öğreniyor. Yine Enerji Bakanlığı'nın karşısındaki kamu pazarında bir vakıfla işbirliği yaptık. Türkçe konuşulmadan pratik yapabilecekleri bir işbirliğiyle evlatlarımıza ücretsiz İngilizce eğitimi veriyoruz. Küçük çocuklara, özellikle destek ailelerin çocukları götürüp küçük çocukları doktora götüremiyorlar. Biz oraya gönderiyoruz. Üniversitelerle yaptığımız işbirliği protokolüyle o dar gelirli ailelerin evleri taranıyor. Çocuğun gelişiminde bir eksiklik varsa daha küçükken bunlar tespit ediliyor. Bisiklet yolları yapılıyor. Hatırlarsanız sürekli olarak SMA'lı hastalara destek isteniyor. Bunu görür görmez SMA'lı evlenecek çiftlere SMA testini ücretsiz yaptırmaya karar verdik. Daha sonra hükümet bunu aynısına karar verdi. Kadın sığınma merkezi, kadın danışma merkezi ile tüm kadınlar bu kentte daha güvenli adımlar atıyor. Aynı zamanda kadınlar saat 19'dan sonra otobüsten istediği yerde inebiliyor. Sayın Genel Başkanım, yaşarken tedirginliğini ve zararlarını çok derinden hissettiğimiz, ancak şu anda unutulmaya yüz tutan pandemi sürecini hep birlikte yaşadık. Gelin o günleri birlikte hatırlayalım.
Bir şarkı düşünün. Hüzünlü, duygulu, ağır. Tınısı derin. Hüzünlü, duygulu, ağır. Tınısı derinden, sözleri dertli. Bir ağaç düşünün. Yorgun, kurumuş, yaprakları dökülmüş. Heybetli ama kederli. Ve bir insan düşünün. Tedirgin, ürkek, mutsuz. Yola çıktığı halde nereye gideceğini bilemeyen bir insan. İşte pandemi dönemi o hüzünlü şarkı, o yorgun ağaç ve o mutsuz insan gibi girmişken hayatımıza. Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. 100 yıllık Koca Çınar Ankara'dan tüm Türkiye'ye umut, dünyaya örnek olacak o söz duyuldu. Buradayız. Halkına itibar gösteren, halkına hizmet götüren idarecilere hasrettik. Çok şükür bunu gördük. Bu Türkiye'de herhalde tahmin edersen bir ilktir. Bir hatırlıyorum, bize bir destek yapıyorlar, bir duygu yaşıyorsun yani. O duygu yaşamak daha güzel yani. Sahipsiz değil, bize bir sahip çıkanımız vardı kendimizde. Mansur Yavaş Başkanım 500 milyon destek verdi bana. Bana bir ilaç gibi geldi o. Önceden mazluma kimse değer vermiyordu, kıymet vermiyordu, kapıya bile koymuyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi o mazlumu dört gözle bekliyorlar şimdi. Bak bunlara neden olan Mansur Başkanım'dır. Gerçek budur, tamam mı? En son kızım dedi, baba dedi, ekmek yok. Evde termosum vardı, çay demledim. Şey yaptım ya, durumum bozuk. Dertli şarkılar dinlemenin, yaprak dökmenin mutsuzluğun bir anlamı yok. Kalk hayal. Sevdiklerin için, ailen için, kendin için ve kentin için kalk ve yürü. Yürürken yanına aynı şehirde, aynı havayı soluduğun hemşehrilerini al. Yanına dayanışmanın verdiği o huzuru al. Unutmayın, gün bugündür. Gün dayanışma günüdür. Gün bir arada olma günüdür. İşte böyle değişti şehrin hikayesi. Şarkının ikinci bölümü artık dertli değil, hareketli tınılar çalarken, kış bitti, bahar geldi, ağacın dalları yeniden çiçek açtı. Ve insan, birlikte olunca her şeyi başarabilen insan, birlikte yürüyünce doğru yolu bulan, azıcık tökezlediğinde yanındakine tutunan ve umudu yeniden bulan insan, onu ayakta tutan en kutlu duyguyu, umudu. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri için yardım toplanan banka hesapları bloke oldu. O anda bir sürü insan hükümetle belediye arasındaki tartışmayı izlemek yerine mağduriyetinin giderilmesini istiyor. Bir an evvel biz üstümüze düşen görevleri yapalım. İnsanlar bizden çok şey bekliyor dedik. Dolayısıyla bir dayanışma gerçekleşti Ankara'da, paylaşma gerçekleşti. Biz 6 milyon tek euro kampanyasıyla bunu ortaya çıkardık. Daha sonra dedi ki hastalık bulaşıcı ama iyilik de bulaşıcıdır. Hadi gelin iyiliği bulaştıralım dedik. Ankara umut oldu. Dükkanını kapatmak zorunda kalan terziye. Aracının kontağını açamayan nakliyeciye ve servisçiye. Siftah yapamayan esnafa. Bana verdiği belki 100 lira etmez. Mesele o değil. Mesele benimle ilgilenmesi. Maske bulamayan vatandaşa. Bakkalına borcu olduğu için yürürken yönünü değiştiren o tedirgin insana umut oldu. Veresiye defterini ben kapatıyorum deyin ve ihtiyaçlarını bu şekilde giderin dedi. Ve buna yanıt da aldı. Dayanışma sergileyelim. 18 mahalle ve köyde 700 kişinin mahalle bakkallarına olan borcu ödendi. Kastamonu'da bir hayırsever. 16 bakkaldaki veresiye borçlarını ödedi. Türkiye'ye yayıldı. Bakın Aydın'da da ismini gizli tutan bir hayırsever. Öğrenciler Güngören Mahallesi'ndeki bakkalın veresiye defterini alarak borcu olanların borçlarını ödedi. Dağ gibi oldu arkamızda o bizim. Allah bir de bin kere razı olsun. Ankara kardeş oldu. Filyasyon ekibine tahsis edilen taksiciye, su faturasını ödeyemeyen emekliye, otobüse, dolmuşa binip işine giderken tedirgin olan emekçiye, çalışırken hem kendine hem kentine değer katan motokuryeye kardeş oldu. Ve Ankara bir ışık oldu. İnterneti olmayan köyde uzaktan eğitim için yüreği çarpan o çocuğa. Dikkat, dikkat! Ankara Büyükşehir Belediyesi köyümüze ücretsiz internet hizmeti getirmiştir. Ankara'ya ekmek parası için gelen o mevsimlik işçiye.
elinde kalan mallarını nasıl satacağını kara kara düşünen o pazarcıya. O an için belediyeye gönderdiğim 19 kişi paralarını da aldı. Hepsi mutlu oldu. O an için 5000'ine ulaşsaydım büyükşehir hepsini alacaktı. El verdi, su verdi, afiyet verdi Ankara. Cumhuriyet'in başkenti aynı anda aynı sözlerin yer aldığı o mutlu şarkıyı söyledi. Bırakın desteği. Mansur Yavaş'ın bizleri söylemesi hoşumuza gitti. Demek ki birileri var yanımızda bizim. Milyon tek yürek dedi, iyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır dedi. Ve ağzında keyifli bir şarkı, yemyeşil bir ormanın içerisinden nereye varacağını bilerek yürüdü Ankara. Övün Ankara. Bu gurur sizin, bu gurur hepimizin. Önce tüm ülkeye, ardından tüm dünyaya yayılan bu gurur, 6 milyon Ankaralının ta kendisinin. Başkanım, Ankaralılar olarak bizler 6 milyon kişinin tek yürek olduğunda tüm zorlukları nasıl aşabileceklerini herkese gösterdik. İyiliğin hastalıktan daha bulaşıcı olduğunu tüm dünya Ankara'daki dayanışma sonucunda öğrendi. Tamam, siz de seçimi kazanın da gelin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seçimi kazanmazsanız da gelmeyin. Evet, deprem oldu, sel oldu, afet oldu. Allah tekrarını yaşatmasın. Ülkemizin başına hangi felaket gelirse gelsin, o bölgeye ilk giden kurumlardan olduk. Elazığ, İzmir depremi oldu, oradaydık. Batı Karadeniz'de sel oldu, oradaydık. Kıyı kentlerimizde yangınlar oldu, oradaydık. En son 6 Şubat depreminden etkilenen tüm illerimizde vatandaşların yanındaydık. Ayrıca Ankara'da yapılan dayanışma organizasyonlarıyla da tüm Türkiye'ye örnek olduk. Evet değerli Ankaralılar, kendiniz de övünün. Ne mutlu ki sizler de taşın altına elini koydunuz ve o zor günleri hep beraber açtık. Tüm dünya sizin dayanışmanızı örnek aldı. Aç kalmayan çocuğun, umutlu annelerin, mutlu babaların, çiftçilerin, esnafın, gençlerin, AFS'delerin gülümsemesi oldunuz. Sağ olun, var olun. İyiliklerinizin hayat bulduğu bir ömre, inşallah uzun bir ömre sahip olun. Hatırlarsınız, bir gün uyandık, uzaktan eğitim yapılacak dediler. Çocuklara biraz önce gösterdiğimiz gibi internetleri kurduk. Tüm dünyada gerçekten örneği yok. Bir internet sitesiyle tüm kardeş başkentlerle karşılıklı veri paylaştık. Zaten geçim sıkıntısı çeken aileler ne yapacağını düşünürken onlara 70 bin tane çocuğa aylık 10 GB internet verdik. Ve internet servisçileri, Sayın Genel Başkanım, hiç oralı olmadılar. Hatırlarsanız depremde de doğru dürüst çalışmadılar. Nerede insani bir şey varsa onları oralarda göremiyoruz. Ama belediyeler var çok şükür. Evet, Sayın Genel Başkanım, bize ne yaptınız diye soruyorlar. Bizler kendi dönemimizde en az bizden önceki dönemdekiler kadar köprü yaptık. Onlar kadar da asfalt yaptık. Bunlar için belediye başkanına gerek var mı ülkede? Yani Fen İşleri Daire Başkanı, teknik ekip bunları yapar geçer. Sonuçta projesini ben çizmiyorum. En az onlar kadar yaptık ama ben bunu reklam yapmaya da değer bir iş olarak görmüyorum. Zaten reklamını da yapmadık ama reklam yapmaya değer bir iş de değil. Çünkü halkın parasını, kendi reklamını yapmak için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir. Gördünüz. Koca koca resimlerini asılar billboardlara birkaç yıldır. Ne oldu? Aday yapmadılar. Demek ki
kendi resimlerini boy boy asmak işe yaramıyormuş. Vatandaşın gönlüne girmek gerekiyormuş. Bir ders daha çıktı buradan. Bakınız 30 yıldır başbakanların, bakanların, belediye başkanlarının vaat ettiği istasyon caddesini proje tamamlamak bize nasip oldu. 1,5 milyon nüfus her gün çile çekiyordu. Ne yaptı derken bunu da mı görmüyorsunuz? Sincan ve Etimesgut'un 10 yıllardır süren trafik çilesini çözdük. Her yağışta sel basan bölgelerin altyapısını baştan aşağı yeniledik. Geride bıraktığımız bu 5 yılda acil noktalarda 17 köprülü kavşak, 12 bağlantı yolunu tamamladık. Eskişehir yolundan Şaşmaz'a, Türk Kızılay Caddesi'nden Samsun yoluna kadar imar ettiğimiz bu kavşaklar kazaların sayısını azalttı ve ekonomiden tasarruf edildi. Bakın Keçiören Köprüsü, Fatih Köprüsü, ben buranın bir sosyal medyadan görüntüsünü atmıştım. Dörder şerit yapılacak diye. Bir türlü protokolü imzalamadılar. Seçimden önce de, bu genel seçimden önce de konuştum. Protokolü imzalamıyorlar. Gerçi iki tane daha yolumuz var. İçişleri Bakanlığı'nın önünde bekleyen, kara havacılıktan Eskişehir yoluna bağlayan, bir de Bilkent'in oradan inecek, ta aşağı Niğde Otobanı'na kadar giden bir yol var, bağlantı. Hala İçişleri Bakanlığı'nın onay vermesini bekliyor ama inşallah seçimden sonra mutlaka vereceklerdir diye düşünüyorum. Ama o Keçiören halkı orada 30 yıldır çile çekiyor. Hep aynı şahıslar belediye başkanı. Bir türlü çare bulamadılar. O da bize düştü. Buradan söylüyorum. Eğer bu protokolü imzalarsanız daha az maliyette bu yolu yapacağız. Eğer protokolü imzalamazsanız biraz sonra göreceğiniz tünel yolla yerin altından geçeceğiz. Gene engel olamayacaksınız. Ankara'da kentsel dönüşümde bir sürü mağdur var. Sayın Genel Başkanım 14 bin daire borçları var. Üstlerini de vereceğiz demişler. 17 sene olmuş. Hemen ele aldık ve yapmaya başladık. Sonucu itibarıyla bir de böyle biz bu işleri kendi şirketimizde yaparken dava açıp yürütmeyi durdurma falan alıyorlar engel olmak için. Biz yapmadık ama onlar da yapamadı demek herhalde ellerine ne geçecekse. Sonuçta mahkeme bitti ve biz aynen çalışmaya da devam ediyoruz. 6-7 milyar oldu şimdiye kadar belediyeden çıkan kira. Ne onlara yarıyor ne belediyeye yarıyor. Sayın Genel Başkanım geçen 200'e yakın tapu dağıttık. Dairelerini teslim ettik. %40'ı vefat etmiş maalesef. Vereseleri, mirasçıları geldi aldı bizden. Haklı gittiler o insanlara karşı. Verdikleri sözü tutmadılar. Gittiler başka çöp projelere yatırdılar o paraları. Madem söz verdin yap. Hadi devlette devamlılık vardır diyoruz. Biz yapalım diyoruz. Ona da engel olmaya çalışıyorlar. Ama Allah nasip edecek. İkinci dönemde o insanların yüzünü güldürmek de bize nasip olacak. Metro konusuna geliyorum. Biraz hızlı gideceğim. Sayın Genel Başkanım, çok sıkmak da istemiyorum. Bırakın metroyu. 2013'ten beri belediyeye otobüs alınmamış. Bir tane. 2010 yılında 2200 tane otobüs varken biz geldiğimizde 1400'e düşmüş. Nüfus 2 misline çıkmış. Gelir gelmez 400 otobüs aldık. Onun da kredisini onaylamıyorlardı. Otobüslere yazı astım. Yeni otobüsler için kredi bulduk, ucuz kredi bulduk. Meclis onaylamıyor diye. Onaylamak durumunda kaldılar ve bu otobüsleri öylelikle aldık. Lafa gelince de oy birliğiyle imzaladık diyorlar ya, işin aslı bu. 400 otobüsü aldık. Evet, devam edelim. Bir tane projesi olan metro yok. İstanbul'la metro yarıştırıyorlar ya. Geldik belediye yönetime, metro sözümüz var. Ulaştırma Bakanlığı'na gittik, bir tane var dediler. Havaalanı metrosu, onu biz vermeyiz. Projesini biz yapıyoruz. İlle yapacaksanız Mamak metrosunu yapın dediler. Aldık. Proje ihalesi. Bu proje falan kolay yapılmıyor. Bazen zaman zaman soruyorlar. 80-100 tane sondaj yapıyorsunuz.
Yerin altına da bakıp öyle yapıyorsunuz. Sonuç itibariyle süreç tamamlandı. Ulaştırma Bakanlığı onaylandı. Kredimiz de onaylandı. İhaleye çıktık. Sayın Genel Başkanım, bugün metronun Türkiye'de maliyeti kilometresi 45-50 milyon euro civarında. Merak edenler ihaleye kimler girmiş gitsin baksın. Normalde 400-500 milyon euroya herhalde Kırım'la alırlar dedik. Ne rakam gelse iyi? 780 milyon euro. Biri de 1 milyon euro artırmış. 781 milyon euro. Tesadüf ya. Biri 1 milyara çıkmış. 3 tane firma her gün bize gelip bir an evvel projeyi gösterin derken onlar da teşekkür etmiş, çekilmiş. Halkın parası bu kadar ucuz mu? Derhal iptal ettik. Yazdık. Gerçek rakam üzerinden inşallah daha fazla firmanın katılacağı şekilde yeniden ihaleye çıkacağız. Bunu özellikle Bamakların bilmesini istiyorum. Bu arada biraz hızlı geçeyim. 56 kilometrelik 4 projenin de 4 yerin de projesini yaptık. Bağlıca Koru'dan Bağlıca'ya ve Yaşamkent'e giden, onu daha sonra Eryaman'a bağlayan bir hat, Keçören'i Ovacı'ya bağlayan bir hat ve Kızılay Dikmen arası projeleri şu anda ihale yapıldı, yapılıyor. Sayın Genel Başkanım, bu metro kesintisinden bahsettim miydi başta? Şimdi havalanı metrosunu ben istiyorum. Diyorum ki, verin biz yapalım. Nasıl olsa parasını bizden alıyorsunuz. Şimdi Çayyolu'nun metrosunu söke söke bizden parayı aldılar. 100 milyonu dememiz gerekirken kanunu değiştirip 5,5 milyarı aldılar. Sevgili Ankaralılar, o zaman Çayyolu metrosunu kim yapmış oldu? Biz yapmış olduk, parası bizden çıkıyor. Dedik ki o zaman havalimanına metrosu olmayan tek başkent Ankara. Bize verin. 5 yılda aldınız bu parayı. Hiç olmazsa biz 10-15 yıl vadeli kredi buluruz, rahat rahat yaparız. Hayır, biz yapacağız dediler. Ve 2024 yılı müjde veriyorum size. Ulaştırma Bakanlığı bütçesine koydular. 3000 lira. Sadece 3000 lira. Madem yapmayacaksınız verin. Verin de hiç olmazsa biz yapalım. Nasılsa parasını bizden alacaksınız, öyle değil mi? Maalesef böyle bir mantık var. İstanbul'da Ekrem Başkan'la metro yarıştırırken Ankara'da da metro yapmıyorlar. Ankara halkını cezalandırıyorlar. Ankara halkı da inşallah 31 Mart'ta onları mutlaka cezalandıracak. Bundan eminim. Sayın Genel Başkanım, hızlandırıyorum. Bizim en çılgın projemiz Ankaralı üreticiyi zengin etmek demiştik. Hans'tan, George'dan bitki getiriyorlardı. Arada komisyoncular parasını alıyordu. Şimdi Ankaralıları üretiyor. Ankara'nın köylü kadınları üretiyor. O iş bitti artık. Ama aynı zamanda da tarımsal destek yapmamız gerekiyor. Sebebi nedir? Artık dünyada önümüzdeki yıllarda belli ki iklim krizi nedeniyle gıdaya erişim ve su savaşları çıkacak. Bu nedenle Ankara'nın en iyi bildiği işe geri dönmesi için kırsal kalkınma desteklerine başladık ve Türkiye'de emsali görülmeyen kırsal kalkınma destekleri yaptık. 5 yıla yaklaştık, 885 milyon lira destek verdik. İnşallah hızlandıralım videomuzu. Ankara'da bana yetme diyorlar ama ben diyorlarına kadar yetmeyi istiyorum. Kocamın mesleğiydi, ben de bırakamıyorum. Bu işi yapacağım diye söz vermiştim. Geldim, köyüme geri döndüm. Kocamın mesleğiydi, ben de bırakamıyorum. Bu işi yapacağım diye söz vermiştim. Geldim, köyüme geri döndüm. Terk etmeyiz. Yerimizi, yurdumuzu bırakıp gitmeyiz. Hep derdim ki, çok bir param olsa, çok kolay bakılan bir ahırım olsun isterdim teknolojik yönden. Bırakmam, ben hayvancılık yapacağım, çiftçiliği yapacağım, babamın mesleğini değerlendireceğim, babamın mesleğini bitirmeyeceğim. Biraz duygulandım.
Bugün Türkiye'nin yerel bazda en kapsamlı kırsal kalkınma desteklerini sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Verilen hizmet çok güzel. Ben 3 yıldır yararlanıyorum. Aldığımız fidelerden de çok güzel bir verim aldık. Eğer fide desteği olmasaydı bence Ankara Ayaş domatesine ulaşamayacaktı. Çiftçi perişanken Hızır gibi yetişen Mansur Başkan'a milyon kere teşekkür ediyorum. Sen olmasaydın biz mahvolduyduk. Umudumuz sensin başkanım. Başka bir umudumuz yok. Hiçbir şey. Bu destekler olmasaydı inanır mısınız hiçbir şey olmazdı. Bu yardımlar olmasaydı hayvanlarımızı satacaktık. Başkanımızdan da Allah razı olsun. Hanımlara silaj gönderdi. Ve bizim kurtarıcımız o oldu. Bir deneden yine ürettik Allah'a şükür. Daha bir denet olacak yine üreyiyorum. Çiftçiye destek olurlar sağ olsunlar. Örnek alınacak bir projedir. İşin gerçeği budur. Gelen fidelerimizi, menekşelerimizi dikiyoruz. Biz de ek gelir sağlıyoruz inşallah. 1000 metre boru alalım. Yani kalkamayız altından. İşin açık söylemek lazım. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi şu anda o konularda bize destekçi oluyor. Arpadan, buğdaydan her şeyden memnunuz. Bu arada yemimiz azalmıştı. Bu da bizim için bir ilaç gibi oldu. Çok memnunum. Her şey ateş pahası. Ne mazotun yanına yaklaşabiliyoruz ne gübrenin. Yani böyle zamanlarda bunlar bize hep can suyu oluyor. Bütçeye çok iyi bir katkısı var. Allah razı olsun. Hiç görmedik. Biz bunu da gördük. Rüya gibi oldu bu da. Rüyada yaşıyoruz gibi. Bizlere umut oldu. Çocuklarımıza gelecek oldu. Alışlar yaptık ki hem yerel ürünleri tanıtımı, üretilmesi, satışı ile ilgili hem de kadın kooperatiflerini desteklemek üzere bu destekler aynen devam edecek. Hemen şimdi yeşil alanlara geliyorum. Biraz kısa geçeyim. Bizden önce 25 yılda yapılan kadar yeşil alan yaptık. Özeti bu. Hemen evet gösterelim. Bazılarına yakın çekim gösterelim, hızlandıralım. Ondan sonra ne var? İtfaiye var. Anlayamadım ki. Buldun mu? Ne diyor? Evet, hızlandıralım arkadaşlar. Biz de Ankara Gücü'nün yanındayız. Elbette biliyorsunuz. Hiç başınıza gelmeyenler var biliyorsunuz değil mi? Daha bir gün o sahaya gelmeyenler var. Onları biliyorsunuz. Güzel. Efendim, hızlandıralım bu görüntüyü geçelim. Açtığı yeniledik. Biraz hızlı. Sadece görüntü geçelim arkadaşlar. Rekreasyon alanlarını bitirelim. Dijital hayvanat bahçesini önümüzdeki hafta açıyoruz. Çocuklara müjde verebilirsiniz. Evet, seralar yaptık. Geçin, oraları da geçin. Şimdi değerli arkadaşlar, Anka Parkı'da rekreasyon alan olarak ücretsiz açıyoruz. Web sayfamız var, size okuttuğumuz karekodda bunların hepsi var. En ince detaylarına, nereye kaç para harcadıysak, nereye ne yaptıysak hepsi var. Geçelim, baharda inşallah Anka Park öğrenciler ve aileler için gölün yanında oturup ders çalışabilecekleri şekilde açılıyor. Alzheimer Merkezi, otizmlerle ilgili yaptığımız, bağımlılarla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Çocuğunu buraya bırakıp gidiyorlar. Alzheimer'lı hastayı oraya bırakıp gidiyor. Aile kendi işine bakıyor. Geçin arkadaşlar. Bunlar rutin işler bizim için. Evet, açlığı da geçin. Devam edin. Hızlandırın. Sayın Genel Başkanım, atık ağaçları topluyoruz. Pelet yapıp dar gelirli ailelere sobasıyla birlikte veriyoruz. Son yılların en gelişmişi pelet. Yine atık plastikleri topluyoruz. Kendi fabrikamızda damlama sulama borusu haline getiriyoruz.
25 kilometre günde imal ediyoruz ve ihtiyaç sahibi köylere ücretsiz veriyoruz. Yeter ki hem suyu boşa tüketmesin hem de masraf etmesin diye. Geçin burayı da. İtfaiyeyi de ben kısa geçeceğim. Efendim itfaiyemiz şöyleydi. İtfaiyenin yaş ortalaması 50. Zamanında almışlar. Memur yapmak için almışlar. Yarısı FETÖ'cü çıkmış. Öyle. Biz geldik. Bir ilçemizde bir yangın olursa şoför ve yanında bir kişi gidiyordu. Yaş ortalamaları da 50. Gelir gelmez hemen itfaiyecileri itfaiyecilik okulu mezunlarından aldık. İtfaiye ekipmanlarını artırdık. Bu Büyükşehir Kanunu çıkarınca bütün beldeler kapatıldı. Oralarda itfaiye istasyonu da vardı. Dolayısıyla itfaiye istasyonları da kapatıldı. Beldelerde bir yangın olduğu zaman itfaiye gidip gidinceye kadar zaten hepsi kül olup gidiyordu. Türkiye'de ilk defa bizden başka yapan yok. 500'e yakın tankeri eğitim vermek suretiyle köylülere verdik ki acil bir yangın olduğu zaman itfaiyemiz gelinceye kadar kendileri müdahale etsin diye. Yeni itfaiye istasyonları yapıyoruz. Aile yaşam merkezleri yaptık 5-6 tane. Altın Park yüzme havuzunu yeniden yaptık. Sincan'ı yapıyoruz. Berpa buz patenini inşallah yakında açılışını yapacağız. Geçin. Bunlar da rutin. Efendim burası Hıdırlık böyle olacak. Buraya dava açtılar. Betonlaşıyor diye. Şu görüntüye bir bakın betonlaşıyor mu Allah aşkına. Yeniden plan yaptık. İnşallah oraya Cumhuriyet'in Şükran Anıtı ve Cumhuriyet Müzesi'ni yapacağız. Hıdırlık, kale, Hacı Bayram üçlüsüyle. Ulus'u da ben çabuk geçiyorum. Ona göre saydırın. Ulus'taki bütün merkezleri restorasyonu bitti. Ulus'a iki tane teknokent, bir katı da avukatlara verdik. Ego'yu da oraya taşıyoruz ki artık kravatlı insanlar yeniden Ulus'a dönsün diye. Ulus yeniden canlansın diye. Beypazarı'ndayken söylemiştim Beypazarlara. Yeni başkan olunca ben buranın çehresini değiştirip buraya turist çekeceğim. Gün gelecek kimsenin girmediği sokaklara siz giremeyeceksin dedim. Hepsi belki de kimse inanmadı. Ama anons ettik daha sonra. Sevgili Beypazarlar, şehir merkezine gelmeyin diye. Ne park yeri var ne gezebileceğiniz bir yer var diye. İnşallah Ankara'da öyle olacak. Ulus bizim cumhuriyetimizin kurulduğu yer. Ulus'u kaleye ve Hıdırlığa kadar Hacı Bayramı ile beraber, Roma Tiyatrosu ile beraber, Arka Parkı ile beraber inşallah ayağa kaldırıp orayı da turizm bölgesi yapacağız. Trafiğin yerinden altından geçirme projesi de bitti. Şu anda kuruldu. Bugüne kadar 1717 tane kültürel faaliyet yapmışız. Geçen arkadaşlar Sardın'ın sporda 4 tane kulübümüz var. Uluslararası ve ulusal başarılar kazandılar. Olimpiyatlarda ASKİ spor temsil edecek güreş milli takımımızı. Devam edin. Evet, Ankara gücümüze, Gençler Birliği'ne, Keçiören gücüne hepsini desteklerimiz devam ediyor. Amatör sporculara da destekte bulunduk. Yeni futbol sahaları yapıyoruz. İnşallah seçimden önce onları da açacağız. Devam edelim. Evet, Sayın Genel Başkanım ben burada bitiriyorum çünkü vakit yetmeyecek. Gördüğünüz gibi web sayfasından kendi köyünüze kadar neyin yapıldığını görebileceksiniz. MansurYavaşNeYaptı.com Projelerimiz ulaşımı kapsıyor, üretimi kapsıyor, altyapıyı, yeşil alanları, kültürü, sporu, eğitimi, sosyal belediyecilik uygulamalarını kapsıyor. Ankara'nın parasını kendi paramız gibi harcamaya devam edeceğiz. İsraf etmeyeceğiz. Şimdi sizden, bütün Ankaralılardan bir 5 yıl daha bu anlayışı sağlamlaştırmak, kökleştirmek ve yarım kalan projeleri tamamlamak için 5 yılına bir daha görev istiyoruz. Kimseyi ayırt etmeyen yönetim anlayışımızla Ankara'yı bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız?
hakkı, hukuku, adaleti ve dayanışmayı bu kentin dört bir yanında yeniden yaşatmaya var mısınız? Kimseyi ayırmayan, ötekileştirmeyen, herkesi eşit gören bu anlayış için bizimle bir 5 yıl daha yürümeye var mısınız? Evet, biz de projelerimizle, her şeyimizle hazırız. İnşallah yeni ilan edilen adaylarımızla birlikte 2024-2029 projelerimizi de sizlere sunmak için bir toplantı daha yapacağız. Biz de hazırız. Allah önce Allah'a sonra sizlere inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum ve bu çalışmalarımızda yüzümüzü ağartan belediye personelimiz buradaysa onlardan bir kısmı gelsin, belediye personelimizden. Çünkü bu başarıyı hep birlikte yaşadık. Var mı burada? Evet, geliyor. Sevgili Ankaralılar, bize güvendiniz, bizi seçtiniz. Bu 5 yıl boyunca her türlü iftiraya uğradık ama sizlerin başını öyle eğdirecek hiçbir şey yapmadık. İnşallah Cenab-ı Allah bütün adaylara, bütün belediye başkanlarına, halkın karşısına Allah açık yüzü pat olarak çıkmayı nasip etsin. Yürüyoruz arkadaşlar, içinde bir telaş var. Kutlu gün bizim, zafer düğün bizim. Görüyoruz arkadaşlar, darbeler savaşlar. Sırtımız yere gelmiyor bizim. Düşmanız esarete, önderimle karşıyız. Mavi gözlerin gibi Çağdaş ve demokratik cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sahneyi teşriflerini arz ediyoruz. Kıymetli başkentimizin çok değerli, çok değerli sakinleri, Büyükşehir Belediye'mizin değerli yöneticileri, değerli çalışanları, kıymetli Ankaralılar, böyle bir akşamda sizlerle Ankara İl Başkanımızla beraber, önceki dönem Genel Başkanımız sevgili Hikmet Çetin'le beraber, Genel Başkan Yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle birlikte 5 yıl boyunca göğsümüzü kabartan, yüzümüzü ağartan, birileri kendi büyükşehir belediye başkanlarına zamanında Ankara'yı parsel parsel sattın derken, Ankara'ya emek emek hizmet eden, alnının terini Ankara'nın sokaklarına akıtan, pandemide ben buradayım deyip yalnız bırakmayan, yoksullara hem maddi yardım yapan, hem kursaklarından et geçmesini sağlayan, tencereyi kaynatan, hem de evlerini ısıtan Mansur Yavaş'la ne kadar gurur duysak azdır, kendisini tebrik ediyorum. Ankara'ya evlatlarını yollayan, 81 ilden, 80 ilden buraya yollayan anne babaların hayır duasını alan, Ankara'daki yoksulu,
yetimi, dulu, yaşlıyı, garip kurabayı, dezavantajlı grupları sahiplenen, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini veren, namus dürüst, çalışkan ve kenti için yaşayan belediye başkanı nasıl olur? Bütün Türkiye'ye gösteren Mansur Yavaş'la gurur duyuyoruz. Onun Ankara hikayesine, Ankara rüyasına inanıp destek veren hem Cumhuriyet Halk Partili hem çok farklı siyasi görüşlerden tüm Ankaralılara, onun belediye meclisinde onunla birlikte çalışan tüm siyasi partilerden belediye başkanlarına, istediği desteği ona veren belediye meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Ancak gördük ki çok daha fazlasını yapabilecekken atılmayan imzalarla, kalkmayan ellerle onun elini kolunu bağlamaya çalışıyorlar. Asla mazeret ileri sürmüyor. Asla yapamıyorum, edemiyorum demiyor. Ama Ankaralılara şunu söylüyor: bu kadar engellemeyle bunları yaptıysak bizim elimizi kolumuzu çözün. Bize Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu verin diyor. Sizden bunu istiyoruz Ankaralılar. Evet, anketlerde Mansur Başkan çok iyi. Evet, anketler gösteriyor ki Mansur Başkan bir ikinci beş yılda daha Ankaralıların teveccühüyle hizmet edecek. O beş yılın bu izlediklerinizin çok daha fevkinde başarılı bir beş yıl, çok daha fazla hizmetin yapılabilmesi için bir başkana ihtiyaç var, o maşallah burada. Bir ekibe ihtiyaç var, o maşallah burada, burada, burada. Ama Büyükşehir Belediyesi'nde büyük bir çoğunluğa ihtiyaç var. Onun yolu, onun anahtarı Ankara'nın bütün ilçelerinde oy kullanacak olanlarda. AK Partili olabilirsiniz, MHP'li olabilirsiniz ama bu dürüst insanı, bu çalışkan insanı, çalışkan ekibini desteklerseniz çok daha güzel hizmetler sizin olacak. 31 Mart'ta her siyasi görüşten, Ankaralı'dan Mansur Başkan'a ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adaylarına, belediye meclis listelerine destek bekliyoruz. Bu desteği istiyoruz. Mansur Başkan sadece Ankara'da çalışmadı. Gün geldi, Türkiye'de de çok emek verdi. Ben yakından Mansur Başkan'ı deprem bölgesindeki faaliyetlerinde izledim. Ve Mansur Başkan'a deprem bölgesine yaptıkları için gösterdiği müthiş emek, verdiği büyük destek için teşekkür ediyoruz. Beş yıl boyunca o koşarken, bazen yanında koşan, bazen onun bizim için koşması için onun arkasında duran kıymetli eşine çok teşekkür ediyoruz. Mansur Yavaş'ı, ekibini ve Ankara'daki Mansur Başkan'ın evlatlarını bütün Ankaralılara emanet ediyorum. Hayırlı olsun, başarılar diliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet efendim, kıymetli çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sahneyi bir boşaltabilirsek lütfen. Sayın Genel Başkanımız, Mansur Başkanımız sahnede olacaklar. Ve öncelikle ilçe belediye başkanlarımızı sahneye davet edeceğiz. Aile fotoğrafımız çekilecek. Öncelikle Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Alper Taşdelen, alkışlarla sahneye davet ediyoruz.
Elmadağ Belediye Başkanımız Sayın Adem Barış Aşkın alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Polatlı Belediye Başkanımız Sayın Mürsel Yıldızkaya alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Ve Yeni Mahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar alkışlarla sahneye davet ediyoruz efendim. Ve ilçe belediye başkan adaylarımızı da sahneye davet edeceğiz. Ayaş Belediye Başkan adayımız Sayın İzzet Demircioğlu kocaman alkışlarla. Bala Belediye Başkan adayımız Sayın, evet efendim lütfen daha yüksek alkışlar geleceğine eminiz sizden. Bala Belediye Başkan adayımız Sayın İsa Kaplan kocaman alkışlarla. Beypazarı Belediye Başkan adayımız Sayın Özer Kasap. Daha büyük coşkuyla başkent. Etimesgut Belediye Başkan adayımız Sayın Erdal Beşikçioğlu. Evren Belediye Başkan adayımız Sayın Arif Güçlü. Gölbaşı Belediye Başkan adayımız Sayın Yakup Odabaşı. Cumhuriyetin coşkusuyla alkışlar gelsin başkent. Güdül Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Doğanay. Aymana Belediye Başkan adayımız Sayın Levent Koç. Kalecik Belediye Başkan adayımız Sayın Satılmış Karakoç. Kahraman Kazan Belediye Başkan adayımız Sayın Selim Çırpanoğlu. Kızılcahamam Belediye Başkan adayımız Sayın Coşkun Ünal. Mamak Belediye Başkan adayımız Sayın Veli Gündüz Şahin. Nallıhan Belediye Başkan adayımız Sayın Ertunç Güngör. Şerefli Koçhisar Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Koçak. Kocaman alkışlarla bu aile tablosu için kocaman alkışlar gelsin başkent. Kahraman Kazan'da seçim koordinasyon merkezimizin açılışına tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu alkışlar Cumhuriyet'in başkentine gelsin. Gelmiyor bizim düşmanımız esarete, önderimle karşıya.